Efendim, genel haberleri değerlendirmeye çalıştık ama işi ehline bırakmak gerekiyor elbette. Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Serhat Erkmen'e tüm bu başlıklardaki görüşlerini soracağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Suriye'den başlayalım istiyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmandığı, aslında Rakka operasyonunda Cumhurbaşkanı dün açıkça gelin beraber girelim Rakka'ya. PYD bir terör örgütüdür. Onlarla bir şey yapamazsınız dedi. Amerika Birleşik Devletleri fikrini değiştirebilir mi? Pek değiştirmiş gibi görünmüyor. Hı hı. Çünkü bir süredir aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği şey hep aynı. Biz YPG ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyor ve Amerikan başkanlık seçimlerine bile konu oldu. Hatırlarsanız eğer. Şu anda seçimin en güçlü adayı Hillary Clinton da Suriye'de silahlandırmaya devam edeceğiz dedi ve yani hani önümüzdeki döneme ilişkin YPG'ye ilişkin vizyonlarını pek değiştirdiklerini sanmıyorum. Çünkü oradaki sadece basın açıklamalarına değil, karar vericilerin ya da işte bir takım siyasi yetkililerin açıklamalarına baktığınızda da bu konudaki tavır değişikliğini görmüyoruz. Doğru. Bu da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri olumsuz yöne doğru itiyor. Çünkü sadece Irak'la ile değil, aynı zamanda Musul'la da ilişkili. Sizin de bildiğiniz gibi, evet, geçen hafta Ashton Carter, ABD Savunma Bakanı Türkiye'deydi. Ve Irak hükümetini ikna etmek üzere önce Türkiye, hı hı, oradan Irak hükümetine ziyarette bulundu. Ama bu ikna turunun Bağdat ayağı nedense çok başarısız geçti. Ve Amerikan Savunma Bakanı da İbadi'ye o zaman ne yapalım, demek ki olmuyor gibilerinden bir şey söyledi. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'ten itibaren Bağdat'taki etkinliğinin hangi seviyede olduğunu bilebilecek kadar uzun süredir, evet, orayı takip ediyoruz. Yani Amerikan Savunma Bakanı'nın Irak Başbakanı ile görüşmesinde istediğini alamadığı durumlarda peki hadi öyle olsun deyip kalkıp gittiği bir durum yok ortada. Yani Amerika Birleşik Devletleri de aslında Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasını açıkça istemiyor. İstemiyor. Bu yeni bir şey de değil. Yani Başika kampının kamuoyu bilgisine açılmasından beri, daha doğrusu belki herkes hatırlayacaktır. Geçtiğimiz yılın sonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir takviye ile ilgili konvoyuyla ortaya çıkmıştı. Onun açığa çıkarılmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Başika'daki Türkiye'nin eğittiği muhaliflerin hem statüsünü hem de bu politikayı destekler bir tavır almadı. O günden bugüne de bu tavrında çok büyük bir değişiklik yapmadı. Söyleme baktığınız zaman zaman ılımlı söylemler olduğu görülüyor. İşte Bağdat'tan izin alınsın, Bağdat'la birlikte olursa neden olmasın gibilerinden, ama fiiliyatta baktığınız, yok, zaman ortada bir ilerleme yok. Hatta Türkiye'nin oradaki geçmişten beri iyi ilişkilere sahip olduğunu düşündüğü aktörler de bu konuda ayak duruyorlar. Neden? Çünkü hem İran, hı hı, hem Amerika Birleşik Devletleri artık çok açıkça bizim Musul konusundaki hassasiyetlerimizi çok da desteklemediklerini gösterirler. Onların oradaki belki uzantıları ya da müttefikleri diyebileceğimiz İran tarafından bakıldığında çeşitli Şii partiler, milis, hı hı, teşkilatları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bakıldığında Bağdat'taki hükümet ve Kuzey Irak'taki bölgesel hükümetinde açıkçası bu konuda çok enteresan bir tavır var. Çünkü hani bir yandan bakıldığında evet, Başika peşmergelerde yakında eğitiliyor gibilerinden bir şeyler söyleniyor. Bu bir kısmı da doğru bunun, ama diğer taraftan baktığınız zaman Erbil'den gelen açıklamalara hiç de öyle değil. Yani bir dönem Türkiye Erbil'in davetiyle iştirak ederiz dedi. Evet. Böyle bir talepleri olmadı. Geçtiğimiz günlerde haber bültenlerine yine düştü. Peşmerge'nin talebi üzerine Türk topçusu IŞİD hedeflerini bombaladı, evet, diye, ve bunu da reddettiler. Yani böyle bir talebimiz olmadı diye. Dün de diye. İranlı bir komutanla Mesut Barzani'nin ortak bir basın toplantısı. Yok, Amiral Ekim de. Amiral Ekim, evet. Şimdi haklısınız İranlı bir komutan demekle, çünkü ailesi ve kendisi yaşamın önemli bir kısmını İran'da geçirmiş. Dolayısıyla o konuda haklı olabilirsiniz, ama Irak İslami Yüksek Konseyi'nin lideri Amiral Ekim ile birlikte yapmış olduğu basın toplantısında da aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman her an birisi davet edecekmiş gibi duruyor, ama içeriden baktığınızda Türkiye'yi Musul konusunda da Rakka'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile işbirliği yapmayı pek tercih etmediğini görüyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu da böyle gidecek gibi. Yani nereye kadar gideceği merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Münbiç ve Elbap
Ondan sonra da Rakka ilerleyebiliriz. Sanki Türkiye Suriye'de hedef büyüttü gibi. Yani sanki Türkiye başlangıçta planladığının çok ötesinde bir yere hareket etmeye çalışıyor gibi. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve İran'ın bu gözle görülebilen bir unsur, Türkiye'nin nereye kadar ilerleyebileceğine dair bir zihninde sınır olduğunu düşünüyoruz. Neresi o sınır? Rakka mı? Şimdi acaba bu bir sınır mı, endişe mi? Yani onu sormamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü bizim ilerlememizi koalisyonun bir ilerlemesinden ziyade Türkiye'nin etki sahasının genişlemesi olarak algılıyorlar ve bundan hiç de haz etmiyorlar. Yani bunu bir kere bir kabul edelim. Birincisi bu. İkincisi Minbiç, BAP başlangıçtaki planlamada zaten vardı. Rakka sonradan dahil oldu bu sürece. Ama ben Rakka'nın hala çok tam da masada olduğunu düşünmüyorum. Hani çünkü Rakka başka dinamiklere sahip olan bir yer, başka bir güce sahip olan bir yer. Üstelik muhtemelen yarından itibaren bu konuda gündemimiz de değişecek. Çünkü muhtemelen siz haber bültenlerindeyken belki verdiniz, belki yakalayamadınız. Büyük Halep operasyonu başladı. Orada muhalifler Halep'teki kuşatmayı kırmak için çok uzun süredir hazırlanıyorlardı. Orada büyük bir operasyon başlattılar rejime ve rejimi destekleyen güçlere karşı. Çatışmanın yoğunluk alanı oraya doğru kayacak. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda, en azından önümüzdeki birkaç gün Musul'la beraber Halep'i konuşmaya başlayacağız. O Rakka işini falan alt üst eder. Yani söyleyeyim, orası apayrı bir dinamik olarak gündeme gelecek. Dolayısıyla Rakka'nın ötesinde bir Halep boyutu çıkacak karşımıza. Buna ilaveten hani Türkiye etki sahasını mı genişletmeye çalışıyor? Kısmen etki sahası genişletmeye çalışıyor. Kısmen de güvenlik altına almaya çalışıyor belli bölgeleri. Çünkü Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin tehdit algılamalarına baktığınız zaman aslında ortak bazı noktalar bulmak mümkün. Doğru. Bunlardan bir tanesi her iki yerde de bir Kürt devletinin kurulması Türkiye'nin tehdit algıladığı unsurlardan bir tanesi. Bugüne kadar hep Türkiye bunu dile getirdi. İkincisi bu bölgelerde etnik ve mezhepsel orijinal yapının bozulması ve burada etnik ve mezhepsel çatışmaların ortaya çıkması. Üçüncüsü bu bölgelere yerleşmiş olan terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenliğine birer tehdit teşkil etmesi. Şimdi özellikle Sincar bağlamında baktığınızda PKK'nın orada olduğunu artık herkes biliyor. YPG de değil, HPG var yani, bildiğiniz PKK var. Hani YPG, PKK ile Batı'da bazı tartışmalarda deniliyor ya, aslında YPG ile PKK aynı değildi. Aynı olduğunu biz çok iyi biliyoruz ama Sincar'a baktığınızda YPG'nin önünde, ötesinde PKK da var. Yani Sincar'ın ikinci gibi bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz şeklindeki açıklamalar aslında haklı bir dayanağa sahip. Ya var tabii ki. Şöyle tabii coğrafi olarak baktığınız zaman Sincar bir Kandil belki hani o ölçekte bir şey sunamaz. Yani Kandil'in coğrafi olarak sunamaz. Tabii, şöyle stratejik olarak daha ötesini sunabilir ama oranın bulunduğu topografya buna çok müsait değil. Onu söyleyeyim. Ama şey olarak stratejik anlamda baktığınızda böyle bir olanak sunabilir PKK'ya. Fakat orada dediğim gibi sadece YPG yok. Artık PKK'nın unsurları da var. Aynı Kerkük'te olduğu gibi. Hani Türkiye açısından baktığınızda sadece etki sahası oluşturmak değil, aynı zamanda bunun bir güvenlik meselesi olduğunu, savunma yaklaşımı olduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte en çok sıkıntı çektiğimiz konu da o. Müttefikleriniz ya da müttefik saydığınız ülkelerle sahada işbirliği yapamadığınız zaman o zaman sorununuzu kendiniz çözmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun bir örneğini Suriye'nin kuzeyinde yaşıyoruz şu anda. Peki o zaman sorunların büyümesi durumunda, Türkmenlere yönelik tehdidin artması durumunda, Kerkük'e PKK sızmasının artması durumunda, operasyonlara ilişkin endişenin artması durumunda Irak'ta da böyle bir operasyon söz konusu olabilir mi? Yani güç olmasına rağmen böyle bir beklenti var. Daha fazla belki ses sahiplenmemiz gerekebilir. Ama mesela Kerkük konusunda bambaşka bir durum var. Kerkük'te PKK'nın etkinliğini son 2 yıldır artırdığını biliyoruz ama gündeme gelmiyordu. Yani Kerkük'e giden herkes görebiliyordu bunu. Başlangıçta küçük bir iki ofisin içinde sıkışıp kalmış, orada kendisine alan açmaya çalışan örgütün artık yavaş yavaş son 2 sene içinde görünür hale geldiğini Kerkük'e giden herkes biliyor. Çok doğru. Onun dışında Türkmenlerle ilgili olarak konuştuğumuz zaman bu meselenin daha fazla gündeme getirilmesi gerekiyor bence. Çünkü Irak'ın kuzeyinde pek çok alanda Türkmenler çok ciddi sıkıntı altındalar. Yaşadıkları topraklardan sürülmüş durumdalar. Bir kısmı Türkiye'nin içinde ama bir kısmı Irak'ın içinde de değişik bölgelere gönderilmiş durumda ve açıkçası şu andan sonra daha iyi gideceğine dair bir garanti yok. Nedenini söyleyeyim.
Kerkük'te IŞİD'in en son geçen hafta gerçekleştirdiği saldırıdan sonra IŞİD'le bağlantılı olabilir diye Kerkük'e dışarıdan gelen Arapların oturdukları mahallelere baskınlar düzenlenmeye başladı ve bu bölgedeki Araplar siz bunlarla ittifak yapıyorsunuz diye sürülmeye başladı dışarıya. Yarın öbür gün oradaki IŞİD unsurlarının içerisinde bir iki tane işte bir şekilde bunların içine katılmış olan Türkmenin olduğu ortaya çıkarsa aynı şeylerin Türkmenlere yapılmayacağı ne malum? Bu birincisi. Üstelik şunu da hatırlatalım. Yani geçmişte Erbil'de yakın zaman önce, geçtiğimiz sene en azından, IŞİD'in yapmış olduğu eylemlerden sonra potansiyel suçlu olarak Teleferli Türkmenleri tutuklayıp gözaltına aldılar. Bunlar hani çok fazla gündeme gelmedi Türkiye'de ama şimdi bunların yakın zamanda artmasından sonra böyle bir şeylerin yeniden meydana gelmesi mümkün. Üstelik Teleferde ortaya çıkabilecek kan davasının boyutlarını tartışmak bile istemiyoruz hiçbirimiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Teleferde Türkmen kardeşlerimiz mezhepsel ayrılıklarını daha görünür kıldı dedi. Bu bir yandan da uyarıydı ama sahadaki durum gerçekten böyle mi? Daha ağır. Yani şöyle söyleyeyim, daha ağır. 2005 yılından itibaren Telefer'in içerisinde bir iç çatışma çıktığını görüyoruz biz. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki işgaline karşı bir direniş vardı. Telefer'de de güçlü bir direniş vardı. Bu çeşitli unsurların devreye girmesiyle provoke edildi ve Türkmenlerin kendi içinde bir savaşa dönüştürüldü. Başlangıçta bu böyle değildi. Çünkü Telefer'de hem Sünni Türkmen var hem Şii Türkmen var. Hiç burada detayına sayısına girmeyelim ama azımsanamayacak miktarlarda yakın bile denilebilir birbirine rakamları. 2005 ile 2009 yılları arasında çok yoğun bir iç çatışma vardı Telefer'de Türkmenler arasında. Ve maalesef bu dönemde mezhebi karakter kazanmıştı. 2009'dan sonra çeşitli çabalarla, uzlaştırma çabalarıyla, halkın artık gerçekliği anlamasıyla birlikte bunun dozajı düştü. Ama 2014'te IŞİD'in girmesinden sonra iyice arttı. Çünkü unutmayalım ki Telefer'de insanlar yerlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. Şii Türkmenler Telefer'den zorla çıkarıldı, öldürülmek tehdidiyle göç ettirildi ve güney bölgelere gitmek zorunda kaldılar. Ama Sünni Türkmenler de çok acı çektiler. Büyük bir kısmı Telefer'de kalamadıkları için Telefer'i terk etmek zorunda kaldılar. Kerkük'e, Duhok'a, Türkiye'ye geldiler. İçeride kalanlar, içeride yani parası pulu olmadığı için, kasabadan çıkamadığı için kalanlar da bugün potansiyel IŞİD'çi olarak adlandırılıyorlar ama böyle bir gerçeklik de yok. Şimdi Serhat Bey, son sorum Türkiye'nin Türkmenler üzerindeki etkisine dair olacak. Türkmenler kendilerinin varlıklarının garantisini Türkiye olarak görmek istiyorlar. Bunu her fırsatta ifade ediyorlar. Ama bölgedeki diğer aktörler açısından baktığınız zaman, Peşmerge açısından, PKK açısından, Irak Merkezi Hükümeti açısından baktığınız zaman Türkiye'yi Türkmenlerin garantisi olarak görüyorlar mı? Görüyorlar ve hoşlanmıyorlar. Yani onu açıkça söylemek gerekiyor. Hatta Türkiye Türkmenlerle ilgili meseleleri gündeme getirdikçe, bunun tonajını yükselttikçe, bunun tonunu yükselttikçe daha tedirgin olduklarını söyleyebiliriz. Hatırlayabiliriz ki uzunca bir süre Türkmenlerin arkasında, hani sadece Türkmenlerin beklentisi olarak değil, Türkmenlerin arkasında Türkiye'nin bulunduğu görüntüsü Türkmenleri birçok şeye karşı korumuştu. Doğru. 2005 yılında yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Gül Bey Dışişleri Bakanı'ydı. Telefer konusundaki çıkışı Telefer'de ve Türkmenler'de, sadece Telefer'de değil, aynı zamanda Türkmenler'de çok büyük bir etki yaratmıştı o zaman. Ne zaman Türkiye Türkmenlerin koruyuculuğunu üstlenmekten vazgeçmeyeceğini söylese, yerel aktörler bunu bir uyarı olarak alırlar. Ve bu etkili bir faktördür de. O yüzden bunu unutmamamız gerekiyor. Türkmenlerin de buna ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz efendim. Yarın Cumhuriyetimizin doğum günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Emek emek işleyerek 93 yaşına getirdiğimiz Cumhuriyetimizin demokrasimizle birlikte ilelebet yaşamasını diliyoruz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.